Merhabalar, Derya ile Astroloji programına hoş geldiniz. Bu programda Akrep ve Yükselen Akreplerin 2022'de aldığı etkileri konuşacağız. Bu yıl sizler için oldukça önemli bir yıl olacak. Yıl boyunca gerçekleşen tutulmalar sizin burcunuzda ve karşıt burcunuz olan Boğa burcunda gerçekleşiyor. Bu yüzden oldukça değişimler ve dönüşümler yaşayacaksınız. Burcunuzda gerçekleşen tutulmalar size kimliğinizi yeniden oluşturmanız için fırsat verecek. Kendinize ve çevrenize zarar verdiğiniz özelliklerinizi fark edebilirsiniz. Tavırlarınızda, hayatı anlamlandırmanızda farklılığa gidebilirsiniz. Geride bırakma, kapatma etkisi oldukça yüksek. Bu yüzden memnun olmadığınız alanlar, iş olsun, tavır olsun, görünüş olsun, geride bırakıp size fayda sağlayacak olanla değiştirebilirsiniz. Boğa burcunda gerçekleşen tutulmalar ise ilişkileriniz, ortaklıklarınız alanlarını etkileyecek. Şüphe denilince akla ilk gelen burç olabilirsiniz. Bu sene şüpheyi geride bırakıp ilişkinize, partnerinize güvenmeniz gereken bir süreçtesiniz. Tetikte olmaktansa, ihtimalleri düşünmektense nasıl huzur bulacağınızı öğreneceksiniz. Bireysellikten ortak atılan adımlar size daha fazla şans getirecektir. İlişki içerisinde olanlar evlilik, söz, nişan gibi daha resmiyete giden olaylar yaşayabilir. Bu Uranüs etkisiyle de geleceğinden uzun süre planlanmış gibi değil de sanki ani teklif aldıktan sonra hadi yapalım diyebileceğiniz bir gelişme gibi görünüyor. Yani yıl boyunca ana temalarınızdan biri şüpheciliği bırakıp huzur bulmayı, beraber hareket etmeyi öğrenmek olacak. Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerlemeye devam ediyor. Sizin aile, yuva alanlarınızı etkiliyor. Aileye karşı sorumluluklarınız artabilir. Yaşam alanınızda daha katı, daha kuralcı durumlar yaşanabilir. Bu alanda daha fazla efor sarf edildiğinden evde daha fazla zaman geçirebilir, sosyal yaşantının da dışında kaldığınızı düşünebilirsiniz. Bu etki mecburiyetle gelen taşınmayı, yer değiştirmeyi de gösterebilir. 29 Aralık'ta Jüpiter'in Balık burcuna geçmesi yılın ilk yarısı için oldukça güzel destekler getiriyor. Yaratıcılığınızın, ilhamınızın, hayal gücünüzün çok yüksek olacağı bir etki sizler için. Hobilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Müzik, resim, dans gibi alanlarda yaratım enerjinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Kendinizle, yapmak istediklerinizle ilgili yeni atılımlar, başlangıçlar yapmak için de destekliyor sizi. İlişki içerisinde olanlar, beraber gelişmenin, romantizmin tadını çıkartabilirler. Bekar olanlar ise yeni bir aşka başlayabilirler. Ebeveyn olanlar, çocuklarının hayatındaki güzel gelişmelere şahit olabilirler. 12 Nisan civarında ise beklemediğiniz, şanslı ve mutlu hissedeceğiniz güzel bir gelişme yaşayabilirsiniz. Jüpiter 11 Mayıs'tan sonra Koç burcuna geçiyor. Bu sizin iş koşullarınız, sağlığınız, gündelik rutininiz alanlarında olacak. İşleriniz artabilir ve bereketlenebilir. Çalıştığınız ortamda grup çalışmalarındansa daha bireysel ilerlemek isteyebilirsiniz. Düşünmeden yeni adımlar atabilir, denenmemişi denemek isteyebilirsiniz. Başkalarının düşüncelerine, fikirlerine karşı daha kulağınız kapalı olabilir. Yine de dikkat etmekte fayda var diyelim. 20 Ağustos'ta Mars İkizler Burcu'na geçiyor. 2023 Ocak ayına kadar aynı burçta devam edecek. Sizin ortak kaynaklarınız, giderleriniz, ilişkinin gidişatı gibi gündemleri etkileyecek. Ekim sonuna kadar ödemeleriniz, giderleriniz, borçlarınızı nasıl ödeyeceğiniz, ne zaman biteceği ya da gelirinizi nasıl harcamanız gerektiği gibi konularla ilgili bir sürü fikir ve düşünceye sahip olabilirsiniz. Burada yapacağınız değişiklikleri Ekim sonuna bırakmadan halletmenizde fayda var. 31 Ekim'den Ocak ortalarına kadar Mars burada retro konumunda olacak. Bu programda Akrep ve Yükselen Akreplerin 2022'de nasıl etkiler alacağını değerlendirdik. Gelecek programda görüşmek üzere.